Bunun için iki tane daha değişkene ihtiyacım olacak. Şöyle direkt sayacın oraya, altına. Chart türünde status, yani durum buton up. Bu bize şu anki okunan değerin ne olduğunu veriyor. Yani dijital bir ise ben böyle char türünde bir değerini gönderiyorum buna. Char status buton down. Bu da şimdi buton boştayken dijital bir geliyor ya, o yüzden ilk değerlerini dijital bir anlamında karakter olarak bir değerini girdim. İşleyiş aslında çok da karmaşık değil. Diyoruz ki eğer bizim bu status, işte buton up için yazayım, buton down için zaten kopyala yapıştır yapacağız. Buton up eşit eşit 1'se. Bu ne demek? Yani butona basılmadıysa ve okuduğumuz buton up eşit eşit sıfırsa, yani butona, şimdi daha önce butona basılmadı ve şimdi basıldıysa, değil mi? Bu öncesinin değerini tutuyordu. Ne olacaktır? Bakın daha önce butona basılmadı ve şu an sıfır okuyorum. O zaman düşen kenar sinyal var demektir. Ne yapmış olduk? Yazılımsal olarak düşen kenarı, bu arada VV sembolü koyacağım ama yanlış sembol koymuşuz. Düşen kenarı yakalamış olduk. Burası bizim için falling edge. Peki düşen kenar olunca ne yapacağım? 1. Şu an yeni durumum, buton up yeni durumu değişti. Artık 0. Değil mi? Artık yeni değerimiz 0. Bundan sonra okuduğumuz zaman buton up 0 olması lazım. Benzer şekilde buton up butonuna bastıysak, yani arttır butonuna bastıysak, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Şimdi ne yaptık? Butona basıldı. Artık dijital 1'de dijital 0 okuduk. Ve yeni durumu artık diyoruz ki dijital 0. Bunu niye böyle yaptık? Çünkü bir daha bu kod buraya geldiği zaman durum dijital 1 ise diyor ya, dijital 0 artık burası bir kere işleyecek. Bir kere işlemesini garanti altına aldık. Bu düşen kenarsa dedik. Başka ne olabilir? Butondan elimizi çekebiliriz. Yani rising edge dediğimiz yükselen kenar olabilir. Else if, bu sefer diyeceğiz ki yükselen kenar ne zaman olur? Ona bir bakalım. Bakın yükselen kenar okuduğumuz status 0 olacak. Yani şu anki durumumuz, bizim kaydettiğimiz status 0 olacak. Okuduğumuz değer 1 olacak. O zaman ne vardır? Yükselen kenar vardır. Status buton up 0 mı? Ve buton up'tan okuduğumuz değer 1 mi? Eğer bu durum varsa bu sefer de yükselen kenar oluşmuş demektir. Evet, tabii şey İngilizce yazmışız. Bunu da İngilizce yazayım. Rising Edge. Tabii burada da artık son durum ne olacak bizim için? Artık dijital 0 değil, dijital 1. Bu sayede bunun da bir kez çalışmasını garanti altına almış oluyorum. Yükselen kenarda başka bir şey yapacak mıyım? Yapmayacağım. Sayının değerini her düşen kenarda arttıracağım için bu kadar. Şu kısım eski hali, bunu açıklama satırı haline getireyim. Elimizin altında dursun. Kodu paylaşınca hani iki durum. Hatta şöyle diyelim buraya da. O yüzden bu yeni versiyonunu kullanıyoruz. Bir de düşen kenar için yapalım. Yani burada buton up'ları buton down yapacağız. O kadar. Tabi de buton down'a bastığımızda ne olacak? Sayaç değeri sıfırdan büyükse azalt.
Başka bir şey unutmadıysak bu kadar. Kodu test edelim. Derliyorum. Evet, şimdi bakalım butona basıyorum. Oh, yine hala basılı süreci çalışıyor. Neden böyle oldu? Açıklaması tır haline getirdik. Bir bakayım nerede yanlış yaptım gençler. He, bakın değer atama değil eşittir. Zaten uyarmış beni derleyici. Bakın hemen şurada ünlem var, değil mi? Eşit eşit dediğimiz için değeri değişmiyor. Haliyle aynı mantık çalışmaya devam ediyor. Şunu şöyle düzelteyim, tekrar derleyeyim. Şimdi bakalım. Butona bastık. Bakın bir tane değişti. Bıraktım bir şey olmadı. Bastım bir daha değişti. Hali butona her bastığımda sadece bir kez değişiyor. Benzer şekilde her azalta bastığımızda da bir kere değişiyor ve sıfırdan sonra değişmiyor. Evet, kenar tetikleme olayını çözdük. Tabii yazılımsal. Bunun donanımsal çözümü de var. Bugün zamanımız yeterse ondan da bahsedeceğiz. 9099 arasına değil de eksiye de gitsin. Çünkü zaten bu gideceği maksimum değeri değiştirmiyor. Bunu daha böyle düşük sayılara gidebilir hale dönüştürelim. Aslında bunu yapmak kolay. Diyeceğiz ki eğer sayaç değeri büyükse -999. Değil mi? Buradaki yapacağımız değişiklik basit. Ama sayı negatife düştüğü zaman show number eksi sayısını yazması lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Display'leri tarayan fonksiyona geleyim ilk önce. Şu. Biz buraya tire işareti, eksi işareti koyacağız. Hep integer gönderdik. Haliyle burada mesela eksi 1 gönderince tüm display'leri kapatıyordu. Hem daha önce yazdığımız kodları da etkileyecek buradaki değişiklikler. Bunun yerine daha profesyonel yaklaşalım olaya. Diyorum ki benim bir tane daha fonksiyonum olsun. Bu da aynı isimde. Yani metotları aşırı yükleyebiliyorduk böyle hatırlarsanız. C'de de bu özellik var. C++'da da. Burada hangi metodu çağıracağını derleyici nereden biliyordu? Gönderilen parametrenin türlerine bakıyordu, sayısına bakıyordu. Haliyle ben artık ya aynı isimde parametresi karakter olarak yani char türünde bir değer gönderirsem bu fonksiyon çalışsın. İkinci bir fonksiyon tanımlamış olduk. Şunu kopyalayayım. Ctrl V. Ve bu fonksiyon ne yapacak? Eksi işareti için sadece G LED'ini yakacak. Yine default değer tanımlayabiliriz. Hani hepsini söndürsün. Bir hata olursa ya bu niye yanmıyor? İşte bir sıkıntı var. Onu da görmek adına şöyle default'ta tanımlayalım. Bu arada bu fonksiyonu biz burada tanımladık. Bir de nerede tanımlamamız lazım? Yukarıda fonksiyonların arasında tanımlamanız lazım. Eğer bunu burada tanımlamayı unutursanız yeni digit fonksiyonunu, show digit fonksiyonunu hatta alt alta yazayım. Sistem bilemeyeceği için, derleyici bilemeyeceği için bunu kullanmaz, sadece bunu kullanır. Haliyle display'iniz yanmayacaktır. Default değerde bütün LED'leri söndürüyor ya. O yüzden bu tanımlama da önemli. Şöyle. Sonra da bu show digit kısmını zaten hallettik. Bakın artık ne oluyor? Tire için karakter göndeririz. Peki karakter ne olacak? Sıfır değil. Karakter örnek tire olsun. Benzer şekilde şunu da yapabiliriz. Hocam eksi bir gönderiyoruz. Onun ne olduğu pek anlaşılmıyor. Onu şöyle de yapabiliriz. Bakın buraya boşluk gönderirsek de bütün LED'leri söndürsün. Bu bizim kontrolümüze tüm LED'leri söndürür. Bu da bir hata olduğu zaman tüm LED'leri söndürür gibi düşünebilirsiniz. Mesela bunu gelin kullanalım. Bakın şurada ne yapıyorduk? Tüm LED'leri söndür diye açıklama yazmıştık, değil mi? Bunun yerine diyorum şuraya karakter olarak bir tane boşluk gönderiyorum. Tüm LED'leri söndürüyor artık bu da. Aynı şekilde çalışacak. Onun dışında show number kısmını güncellememiz lazım. Artık show number'da tireyi yazdıracağımız bir yer olacak. Öncelikle eksi ne zaman yazacağız? Eksi işaretini sayı negatif mi değil mi bunu öğrenmemiz lazım. Eğer sayı sıfırdan küçükse negatif. Bundan önce şu number'ı gençler değiştireceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Yani bu number üzerinde işlem yapmayacağım.
temp veya temp number adında bir değişken daha olsun. Bu numarayı direkt buraya taşıyorum. Tamam. Aslında parametre burada bunun üzerine değişiklik yapmamız ana değişken değiştirmeyecektir. Ama ilerisi için bu önemli. Şimdilik bu böyle kalsın. Diyoruz ki is sayı negatif. Bu arada yarı Türkçe yarı İngilizce. Bunu da nasıl sorgulayabilirim? Çok basit bir şekilde. Eğer temp, bütün işlemleri bunun üzerinden yapacağız. Temp number ya da sadece temp diyelim. Temp number daha uzun oldu. Şöyle temp diyelim. Eğer temp küçük sıfırsa, değil mi? Buraya true dönecek. Aksi takdirde false dönecektir. Ve sayı is sayı negatif. Sayı negatif ise temp'i pozitif hale getirelim. Çarpı eşit eksi 1. Yani çünkü burada mod işlemi yapacağız. Biz pozitif sayıyla hep çalışacağız. Ama sayının negatif olduğunu biliyoruz. Pozitif sayıyla gösterim arasında ne fark var? Sadece başına bir tane eksi koyacağız. Şimdi ben bunu temp yaptığım için buradaki bütün numaraları da şöyle temp yapayım. Gerçi sayısal değeri olduğu için etkilemeyecek buradaki ama bu numarayı sonra ben global olarak kullanacağım. O yüzden böyle bir değişikliği yeri gelmişken yapayım. Tekrar tekrar yapmamak adına. Dersin ilerleyen kısımlarında yapacağız bunu. Başka da bir temp yok. Şimdi onlar, birler, yüzler basamağında bir değişiklik olmasına gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü negatif olduğu zaman sadece binler basamağı artık olmayacak. Onun yerine eksi işareti koyacağız. İş sayı negatif. Artık binler basamağına sadece bir tane çizgi koyacağız. Sayının da eksi 999'u geçmesini zaten engelledik buton içerisindeki kodda. Burada select yine ilgili dijiti seçeceğiz ve show digit, onu da şöyle alayım. Show digit. Tire. Tire göstereceğiz. Eğer bu böyle değilse, else o zaman şu weight dışarıda kalsın. Sayı yine normal hesabımızı yapacağız. Yani sayı pozitifse burası çalışacak, negatifse yukarı taraf çalışacak. Bu kadar. Herhalde başka bir şey kalmadı. Bir deneyelim, test edelim. Bir hatamız varsa da zaten muhtemel yanlış çalışacaktır. Evet. Sayı zaten yine yukarıya çalışıyor. Kader anı bakıyoruz. Evet, artık eksi yazıyor. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde artık eksi sayılara da gidebiliyoruz. Burası 999'a kadar gidecektir. Bu aşamayı da tamamlamış olduk. Bu kodu birazcık daha profesyonel hale getireceğiz. Bu main içerisinde döngüde biz butonları kontrol ediyoruz, tarama yapıyoruz. Zamanla buradaki kod miktarı artacaktır. Yani kodlarınızı yazdıkça buradaki gecikme artacak ister istemez. Örneğin yarım saniyelik bir gecikmelik. Yani o kadar fazla kod yazdınız ki yarım saniye gecikmeye neden oluyor. Bunun sonucunu açıkçası tahmin edebiliyorsunuz. Ne olacaktır? Bizim show number tarama işlemi yavaşlayacağı için ekranda artık yazı böyle pırpır edecek. Kullanıcı tarafından yani gözünü yorduğu için beğenilmeyecek. Hatta bakın yarım saniyelik bir gecikme sadece pırpır değil, sistemi çok kötü hale getirdi.
Bunu engellemek için biz şunu yapmamız gerekecek. Kod arasında hep böyle ekranı bir tara. Durup dururken ekranı bir tara diyeceğiz. Yani kodların içerisinde bu sefer bir sürü şöyle show number diye serpiştireceksiniz bunları. Bu tabii ki istenen bir çözüm değil. Daha güzel bir işlem yapacağız. Mikro deneyicimiz içerisinde bir timer var. Bu timer'a diyeceğiz ki senin görevin ekranı yenilemek. Ona bir görev atamış olacağız ve timer süresi zamanı geldiği zaman ekranı yenileyecek. Ve biz bunu bu kodu burada artık yazmak zorunda kalmayacağız. Şimdi o aşamayı yapalım.